Merhaba, Saat 20 Dünya Ali. Selim Atalay. Olanları ve olacakları konuşacağız. Bilmeniz gerekenler. Önce bültenden bazı başlıklar okuyacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reçin Afrin'de gösterdiği hassasiyeti vurguladı ve eğer sivilleri hedef alsaydık Afrin çoktan düşmüştü dedi Cumhurbaşkanı. Bunu da bültenlerde tekrar tekrar vurguladık. Zeytin Dalı Harekatı 53. gün. Afrin ilçe merkezi kuşatılmış durumda. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3400. 7 köy daha kurtarıldı. Afrin'deki bütün gelişmeler Türk ordusunun inisiyatifinde ve denetiminde, ne istenirse o yapılıyor. Onu da vurgulayalım. O bir inisiyatif kullanmakta bir askeri üstünlüktür. Donald Trump. Evet, Dışişleri Bakanı'nı kovdu. Hem de o kadar garip bir şekilde kovdu ki anlatacağız. Sonra CIA direktörünü, CIA başkanını Dışişleri Bakanı yaptı. CIA'nin içinden bir hanımı da CIA başkanı yaptı. Hepsini konuşacağız. İttifak yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasalaştı. Son bölümde CHP'li Musa Çam'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili sözleri vardı. Orada ortam gerildi ve kuliste CHP'li ve MHP'li milletvekilleri birbirine girdi. Çorum Osmancık ilçesi bir yolcu otobüsü tıra çarptı, alev aldı. 11 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Dünya Ali. Amerikan başkentinde deprem hala artçı sarsıntılar sürüyor. Herkes zamanlaması açısından şaşırdı. Yoksa Dışişleri Bakanı'nın kapının önünde olduğu belliydi de Donald Trump yönetiminde herkes kapının önünde. Yani Donald Trump'ın keyfi ne zaman isterse o zaman adam attığı için bu da o olaylardan birisi olarak gerçekleşti. Sonunda Tillerson'ı attı. Ancak nasıl attı? Sabah Washington saatiyle 8.44, Türkiye saatiyle 15.44 öğleden sonra tweetle. Twitter'dan işte Tillerson artık Dışişleri Bakanı değil. Öyle buyurdu. Öyle bir beyanda bulundu. Tweet olmasa herhalde tellal çağıracak. O Washington sokaklarında Tillerson görevden alınmıştı falan diye dolaştıracaktı davul zurnayla. Böyle bir başkanlık. Tam evlere şenlik. Şimdi işin esası var. Fakat önce en seri gelişmeden, en son gelişmeden, şu an daha gelmeden önce, 10 dakika önce olan gelişmeden. Şimdi herkesin anladığı Tillerson tweet mesajıyla atıldı. Ve Dışişleri Bakanlığı'ndan Dışişleri Bakan Yardımcısı sıfatlı Goldstein açıklama yapmıştı. O da Dışişleri Bakanlığı sözcü, en yetkili sözcü olarak geçiyor. Her gün açıklamayı yapan sözcü değil de Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak sözcülük yaptı. O da Tillerson başkanla bugün konuşmadı. Niye görevden alındığı konusunda hiçbir fikri yok ve aksine görevini bırakmak istemiyordu diye bir açıklama yaptı. Şimdi onu da attılar. Trump yönetimi Tillerson'dan sonra başkanla konuşmadı, görevinde kalmak istiyordu Tillerson. Tillerson görevden neden alındığını bilmiyor diyen Dışişleri Bakan Yardımcısı ki kariyerden bir politika kariyerden diplomat diye geçiyor. Bir tarafta da Tillerson'ın sağ koluydu deniyor. Her neyse Dışişleri Bakan Yardımcısı'nı da kovdu. Neden? Beyaz Saray'ın olaylara Beyaz Saray'ın açıkladığı şekliyle olayları desteklemediği için. Türkçesi Beyaz Saray'dan farklı bir açıklama yaptığı için Dışişleri Bakan Yardımcısı'na kovdular. Herhalde Tillerson'ın odasını da toplayıp kapının önünde mobilyaları yakacaklar falan. Bu kadar bir tepki ve nefret. Ne yaptı Tillerson bu kadar Donald Trump'ı kızdıracak diye sormak lazım. Şöyle, bu noktada Dışişleri Bakanlığı diyor ki bu sabah duyduk. Haberi yoktu, Tillerson'ın da haberi yoktu. Tweet'ten duydu. Fakat burada bir gerçeklik payı var. Beyaz Saray'dan iki yetkili Associated Press Ajansı'na anlatmışlar. Diyorlar ki Beyaz Saray'ın özel kalem müdürü Kelly o zaman Afrika'da olan Tillerson'ı Cuma günü aradı ve başkan seninle ilgili bir tweet atacak diye uyardı. Fakat tam netlik yok. O konuşmada
genel sekreter, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü ne olduğunu, ne açıdan, ne nasıl bir tweet olacağını Tırsına söyledi mi söylemedi mi onu bilmiyoruz ama muhtemelen söylemediği anlaşılıyor. Ama Tillerson da herhalde doğum günümü kutlamayacak diye düşünmüştür. Niye tweet atar? Senin hakkında bir şey geliyor, bir roket geliyor, bir füze geliyor. Nereden geliyor? Beyaz Saray'dan gelecek, Trump'tan gelecek. Ve Cuma günü ne olmuştu başka? Cuma günü meşhur işte Güney Koreliler gelip Kim Jong-un'la konuşmak istiyor deyip Donald Trump da 2 saniye düşünmeden tamam deyip kimseye sormadan bunun kararını vermişti. O olay yaşanmıştı. Ve olay sırasında Tillerson, bu da meşhur tweet, Tillerson Afrika'daydı. Sonra bir işte hastalandı dediler, ortadan kayboldu pazar günü. Sonra da erken dönüyor dediler. Pazar pazartesi Tillerson havadaydı, Washington'a geldi. Bütün bu işler olurken ve tekrar Kore işinden haberi yoktu diye. O yüzden resmi aslında görevden alma noktasına Cuma günü geldiği anlaşılıyor. Ha, neden Cuma günü? Cuma günü ne oldu peki? Cuma günü bir, bu Trump'ın Kore kararı vardı. Tillerson ne yaptınız siz dedi mi demedi mi? Niye böyle bir şey yaptınız dedi mi demedi mi? Orada bilmiyoruz ama zaten fikrini sormamışlardı. O yüzden orası bir boşluk. Sonra başka Cuma günü ne oldu? Cuma'dan sonra deniyor bu asıl, bakalım bir dakika, o da Cuma günüydü zannediyorum. Ona bakmam lazım. Bu İngiltere'de casusun zehirlenmesi hikayesi vardı. Casus zehirlenmesi olayına Tillerson'ın tamam yolda pazar gecesi Afrika'dan dönerken Rusya'ya gerekli karşılık verilecektir gibi bir açıklaması var. Bu Afrika dönüşü uçakta yaptığı açıklama diye geçmişti. Rusya'ya karşılık vermek Tillerson'a mı düştü diye bir yükleme sonucu Tillerson'ın ayağını başkaları kaydırmış olabilir mi? Olabilir. Yani vukuat işte zaten çoktan beri damlalar birikiyordu. Son damla Cuma günü geldiği anlaşılıyor. Söyle ona işte, belki atacağım dedi de belki dediler sakın yapma yani şey olur, rezil oluruz. Afrika turunda Dışişleri Bakanı Afrika turunda Amerika'yı temsilen Afrika'da görüşmeler yaparken tweetle görevinden alınacak. Muhtemelen aman yapma dediler, dönmesini bekle. Ama onun üzerine de Kelly Özel Kalem Müdürü işte Tillerson'u arayıp senin hakkında bir şey olacak demiş. Bu Beyaz Saray versiyonu. Dışişleri Bakanı da diyor ki bilmiyordu, bu sabah duydu, hem de üstelik ayrılmak istemiyordu. Şimdi süreç şimdilik bu, bilinenler bunlar. Bugün için ya da daha öncesi pazartesi için, Cuma'dan beri Donald Trump'ı Tillerson konusunda kimle nasıl yükledi çok mümkün. Çünkü Donald Trump'ın kulağına hangi makamdan ne üfleneceği bilinirse çok etkili şekilde o üfleyen dediğini yaptırabiliyor. O yüzden bu işte Pompeo olur, Ivanka olur, Jared damat olur, herkes olabilir. Nasıl üfleyeceğini bilmek, orada bir psikolojik şey var, eşik var. Onu aşabilen Donald Trump'a istediğini yaptırabiliyor. Bunu herkes bilmekte. Şimdi Donald Trump'ın mesela açıklaması, kararı kendim aldım dedi. Yani eğer kovduysan evet senin alman makulü. Acaba bunun başka bir alternatifi var mı? Neden kendim aldım diye? Çünkü Donald Trump aynı zamanda suçunu da söyleyen türden ifadeler kullanır bir şey açıklarken. İşte mesela şu olmadı deyince ha o oldu anlamına geliyor. Kararı kendim aldım deyince neden kararı kendi aldığını bu kadar iştahla teyit etmek zorunda? O bir. Sonra Rex artık daha mutlu olacak dedi. Olabilir. Sonra aynı düşünmüyorduk dedi. Neylerle, hangi konularda deyince liste var, listesi uzun. Pompeo ile daha iyi çalışıyoruz dedi. Pompeo kankam noktasında. Rex farklı düşünüyordu tekrar ve şeyle, Mike'la, Pompeo'yla başından beri kimyamız çok iyi tuttu dedin. Kimyasının neden tuttuğunu anlatacağız. Ama şu noktada her durumda görevden alınma stili gayet olağan dışı. Ama nedir? Bugün oldu.
çok daha önce olmalıydı. Mesela ne zaman olmalıydı? Mesela dünya halini 30 Kasım'da izliyorsanız 30 Kasım'da olması gerekiyordu. Çünkü o zaman anlatmıştık. Şimdi bakın 30 Kasım 2017'nin dünya halinde ilgili bölümünü bir izleyelim. Ne demişiz? Donald Trump'a sordular. İşte 2020'ye kadar başkansınız. 2020'ye kadar Rex Tillerson Dışişleri Bakanlığı'nın başında kalır mı diye. Emin değilim dedi. 3 Kasım'mış. Aslında gecenin haberi o. Pazar günü birlikte, ikisi birlikte 11 günlük Asya seyahatine çıkıyorlar. 5 ülkeyi ziyaret edecekler. Ana konu Kuzey Kore. İşte Asya'daki yükselen Çin etkisine karşı Amerika nasıl karşı koyacak? Şudur budur. Yanında götürdüğü Dışişleri Bakanı'na için diyor ki, medyaya konuşmuş, 2020'ye kadar bakan kalmayabilir. Bu gelecek haftaya kadar kalmayabilir ya da gelecek aya kadar kalmayabilir diye bir yoruma da açık. Peki nedir? Donald Trump şuna şikayetçi. Bakanın zayıf olduğunu düşünüyor. Bunu başka bir vesileyle başka yerde söylemişti. Artı Amerikan Dış Politika Sistemi'nin ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın kendi siyasetini, Donald Trump siyasetini desteklemediğinden yakınıyor. Dışişleri Bakanlığı beni desteklemiyor. Dışişleri Bakanlığı benim arkamda durmuyor. Nedir Donald Trump politikası? Öyle bir şey yok tabii ki ama dışişlerinin kariyer kadroları için anlaşılmaz ve felaket bir durum var. İşte onu Tillerson'a söylüyorlardı. Tillerson da ne söylüyorsa Trump'a söylüyordu. Trump'ı kızdırıyordu. Sonra Tillerson Trump için moron dedi, anlatmıştık. Onu da affetmemiş. O da anlaşılıyor. Yani sonra tevil de etmedi. Gerçi Tillerson söylediğini inkar etmedi ama o moron lafı Donald Trump'ın aklında. Dolayısıyla Tillerson'un üzerine çizgiyi çekmiş. Çizgiyi çektiği Dışişleri Bakanı'yla zaten diyor ki dışişleri politikasını ben yürütüyorum diyor. Yani Dışişleri Bakanlığı, bakan, büyükelçilikler vesaire bunlar boş. Bakan zaten dış politikayı ben belirliyorum diyor. Benden gelen emirleri Tillerson ve bakanlık uyguluyor. Bazen uygulamadıkları da anlaşılıyor ve ona karşı diyor ki Amerikan dış politikası konusunda Dışişleri Bakanlığı'ndan şikayetçiyim. Bu ne demek? Tillerson belki 11 gün daha iş başına kalır ama sonrası için belli değil. Dolayısıyla yeni bir durum var. Yeni bir Dışişleri Bakanı arayacak vesaire. Yeni bir Dışişleri arayacak 3 Kasım'dı bu. 3 Kasım. Sonra 30 Kasım'da onu da hem Twitter'dan hem de dünya halinden söyledik. 30 Kasım'da da Tillerson gidiyor, yerine Pompeo geliyor diye ilk haber oydu. O zaman da onu bildirmiştik. 3 Kasım'da kapı önünde gidiyor. 30 Kasım'da Pompeo geliyor. Pompeo 30 Kasım'dan beri adeta gölge Dışişleri Bakanı. Şimdi Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Mart'ın ortasına geldik. Neden bu kadar uzun süre? Tekrar Trump bir çırak aranıyor oyunu oynadığı için belki bir şans daha verdi, bir projede daha oynamasına izin verdi vesaire. Ama tekrar Cuma günü gerçekten Beyaz Saray'ın söylediği gibi Kelly arayıp hakkında bir tweet gelecek, üstüne bir roket atacak gibi bir şey söylediyse Cuma günü olan bir şeylerden tamam artık kovun bu iş bitti diye Trump'ın sabrının da sınırına geldiğini anlamış olacağız. Peki nelerini paylaşamıyorlar? Orada demişiz Trump kendi politikasının desteklenmediğini düşünüyor. Nedir Trump politikası? Trump politikası diye bir şey yok. Yalnızca çok doğru, hakikaten ne kadar güzel düşündün, aferin diye kendisinin desteklenmesini ve popolanmasını istiyor. Başka bir şey değil. Veya işte öyle abuk subuk fikirler geldiği zaman olmaz öyle saçma şey demeyecek muhatabı. Dediği zaman Trump'ı kızdırıyor. Şimdi bunu Tillerson yapamadı. Olmaz öyle saçma şey dediği için. Buradaki Pompeo yemin töreni, o işte CIA başkanlığına atandığı zaman başkan yardımcısı Pence tarafından göreve başlatıldığı yemin and içme töreni vesaire. Pompeo patronu bağlama ve işte zayıf noktalarını da kullanma ve de istediğini anlatma, istediğini söyleme konusunda pek mahir. En büyük mahareti bu. Zaten bu yüzden işi kaptı. Zaten bu yüzden Mike'la çok iyi anlaşıyoruz. Mike'la niye anlaşıyorsunuz? Çünkü Mike senin her dediğine evet doğru diyor. Çok doğru diyor hem de. Şimdi oraya sonra geleceğiz. Başka unsur
Evangelizm faktörü, bu çok önemli. Pompeo gayet kökten bir evangelist, kökten deyince bir evangelist ve evangelizmin en büyük temsilcisi Beyaz Saray'da kim derse karşısındaki şahıstı. Başkan yardımcısı Pence. Pence bir artık neyse literatürde ya da statülerinde, hiyerarşilerinde neyse, en yüksek evangelist neyse Pence o. Ve de çok sayıda bakan ve Beyaz Saray'da işte böyle adı sadı bilinmeyen şahıs evangelistlerin temsilcisi olarak oradalar. Donald Trump'ın Kudüs kararı da bir evangelist hikayesi. Diğer lobi de tabii ki çalışıyor ama diğer lobiye gitmeden evangelistler onu zaten kendileri götürdüler falan. Böyle bir noktadalar. Şimdi evangelizm olması ne demek? Evangelizm olması demek işte güne İncil'le başlayıp sonra CIA briefingiyle devam edip falan. Donald Trump evangelistler gözünde dini bütün birisi değil. Hatta evangelistlerin standartlarında günahkar birisi. Ancak söz dinlediği için ve de uyduğu için ona da sen de müptaz bir evangelistsin diye göstermektedirler. Şimdi evangelizm boyutunu ciddi şekilde göz önüne aldıktan sonra başka politika boyutu var mı? Mesela işte bu hangi konularda? Tillerson önce Kore ile, Kuzey Kore ile konuşalım diyordu. Donald Trump şişman roket adamla konuşmayız, vaktini boşa harcıyorsun diye Tillerson'ı Twitter'da harcıyordu. Şimdi birden olay değişti. Tillerson yine konuşalım diyordu fakat Donald Trump konuşalıma girdi. Ama konuşalım kararını kimseye danışmadan aldı. Fakat Pompeo mesela CIA başkanı olarak bunun ertesi günü, cumartesi günü bir televizyon kanalında bizim başkan çok müthiş bir karar aldı. Hakikaten bunu biz daha önce de konuşmuştuk falan diye bu kararın ince ince düşünülerek alındığını falan paketledi. İşte o yüzden Dışişleri Bakanı. Yarın çok isterse başkan yardımcısı falan da yapabilir. Yok öyle bir şey ama mesela. Donald Trump'ın gözüne girme sanatı. Daha önce Kaan Yakuban'la akşam haberlerinde konuşuyorduk. Tekrarlayalım. CIA'nin günlük briefingi var. CIA'nin günlük briefingini bir CIA üst düzey yetkilisinin gelip başkana 15 dakika anlatıp çıkması normal. Mike Pompeo Donald Trump'ın gözüne girmek için her gün bizzat gelip o briefingi Donald Trump'a yaptı. Ve Donald Trump'ı bu sayede tanıdı. Donald Trump'la aşinalık geliştirdi. Donald Trump'ın yollarını öğrendi ve o yollardan yürüdü. Tillerson'ın böyle bir şansı olmadı çünkü tekrar onu da söyledik. Tillerson Donald Trump'tan çok daha kalibreli, çok daha eğitimi ve bilgisi yüksek ve de Donald Trump'tan daha çok bir iş adamı, daha başarılı bir iş adamı. Geldiğiniz zaman Exxon Mobil idare etmiş. Donald Trump bir yardım sandığı falan yönetecek durumda değil. Onu öğrendik, onu fark ettik. Çok daha büyük başarılardan gelmiş birisi Tillerson. Çekememezliği ondan. İş adamlıysa iş adamı Tillerson. İşte eğitim okulsa Tillerson. Tecrübe ise Donald Trump daha haritada güneyi kuzeyi bilmezken Donald Tillerson işte Katar emiriyle, diğer liderlerle, Moskova'da Putin'le, şurada falan Jaylef, dünyanın dört bir tarafında Exxon adına o liderlerle iş yapıyordu, pazarlık yapıyordu, görüşme yapıyordu Donald Trump yokken. Şimdi böyle bir kalibredeki şahsın tabii ki Donald Trump'a eyyamcılık yapması mümkün değil. Ama Pompeo yaptı. Pompeo'nun biyografisine sonra bakacağız. Sonra tekrar hatırlayalım, Tillerson'ı kim getirmişti? Tillerson'ı Condoleezza Rice, Bush'un Şahin Ulusal Güvenlik Danışmanı, Siyah Hanım, Condoleezza Rice önermişti. Onu hatırlayabiliriz. Sonra işte bu ilk Türkiye'ye gelen şahıs Pompeo'ydu 15 Temmuz ihanetinden sonra. En son gelen de Tillerson'du, onu da hatırlayalım. Evet, 15 Şubat'ta külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan mütercim bile almasına izin vermedi. Tek başına gel dedi. Tillerson Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da hem tercüman hem de destek olarak oradaydı. 3 saat 15 dakika görüştüler ve Münbiç konusundaki gelişmeler o sayede başladı. İşte ortak komite vesaire. Ha şimdi Tillerson'un o da soru da var. Tillerson gittikten sonra bu komite
Yani verilen bir söz var. İcraat da var. Türkiye'nin Amerika'nın iznine ihtiyaç duymadan bir şeyleri yaptığı ve yapmakta olduğunu da herhalde biliyorlar. O yüzden bir değişiklik olacağını zannetmiyoruz. Tillerson gitti diye o işte neyse anlaşmanın ya da mutabakatın geçersiz kalması falan söz konusu olamaz. Tekrar Türklerin sağ solu şakası yok. Sağ solu belli olmaz. Türkler bu işi yapacak diye zaten herhalde Beyaz Saray kayıtlarına geçmiştir. O konuda o yüzden herhangi bir olumsuzluk görmüyoruz. En başta kendilerinin bilmesi gerekiyor. Neyin nereye gittiği konusunda. Şimdi biraz da evet bu Tillerson kimdi? Biraz daha yakından bakalım. Pompeo. Tillerson demedik. Pompeo. Şimdi eğer Tillerson güvercinse Pompeo Şahin. Nedir? Kasaba politikacısı diye bir ifade kullandık. Amerika'da vardır o ifade. Böyle işte küçük kasaba politikacısı diye geçer. Tipik Pompeo. Sonra askeri kökeni var. İşte askeri akademiye gitmiş, askerlik işte NATO falan göreviyle, Amerikan birlikleriyle Almanya'da vesairede görev yapmış. Sonra işte sivil hayat, sonra milletvekili seçiliyor 2005. O zaman 2011'de düzeltiyorum. 2011'de Kansas'tan milletvekili seçiliyor. O zaman 2011 işte Obama zamanının son dönemi. Cumhuriyetçi Parti içinde büyük bir kimlik bunalımı var. Cumhuriyetçi Parti'nin lideri de yok ve Cumhuriyetçi Parti'nin içinde bir Çay Partisi diye bir fraksiyon. Daha sağ, daha radikal, daha evangelist, daha her şey olarak ana partiye de muhalefet ediyordu. Pompeo onlardan bir tanesi. Sonra işte şeye geçti. İstihbarat Komitesi'ne geçti. Ardından sırf Trump'ı seçimden hemen sonra iyi yakalayıp iyi kulağına üfleyebildiği için sürekli Trump'ın yanında durdu ve oradan da işte CIA başkanlığını kaptı. İran, Kuzey Kore, İran anlaşması, nükleer anlaşması yırtıp atalım. Neden? Patron öyle diyor, haklı. O anlaşmayı yırtıp atalım. Sonra Kuzey Kore bombardıman. Hiç şöyle bir görüşme falan filan o zaman konuşulmuyordu. Pompeo doğrudan Kuzey Kore'nin bombardımanından falan söz ediyordu. Ha CIA başkanlığı boyunca epey bir yontuldu. Onu da söylemek gerekiyor. Yani işte CIA'nin içinde de epey Pompeo'yu eğitmek için uğraştılar. Aynı zamanda Trump'ın aslında CIA'den hiç haz etmediği biliniyor. CIA ile göreve geldiğinde dalga geçiyordu. Ta CIA işte Irak'ta kitle imdat silahı olduğunu söylüyordu. Böyle berbat bir istihbarat görülemez, şudur budur diye. Habire CIA ve istihbaratçılara gönderme yapıyordu. İşte Pompeo o iki taraf arasındaki dengeyi birazcık sağladı. Ardından Trump ne isterse onu söyledi. Kim Jong-un daha yeni işte Aspen Forumu deniyor. Daha Temmuz ayında Kim Jong-un bir şekilde ortadan kaldırılmasıyla Kuzey Kore meselesinin çözüleceğini falan söylüyordu Pompeo. Ve o zaman CIA başkanıydı. Yani Kim Jong-un'u ortadan kaldırırsak Kore sorunu çözülür falan gibi bir perspektifteydi. Önleyici savaş, işte onlar harekete geçmeden baskın savaş, bu Pompeo'nun gayet sevdiği bir kavramdı. Ve böyle birisi asalım keselim. Şimdi pek o operasyonel kabiliyetine Dışişleri Bakanlığı'nda kavuşacağı tartışmalı. Dışişleri Bakanlığı zaten aslında Tillerson kötü bir Dışişleri Bakanlığı bıraktı. Kadroların çoğu yok, hepsi eksik. Kendi kadrosunu kurmamıştı. Şimdi Pompeo nasıl bir Dışişleri Bakanlığı kuracak? Sonra işte asalım keselim türündeki CIA'den daha usulüyle ve adabıyla çalışması gereken dışişlerine o geçişi nasıl sağlayacak? Onlar Pompeo'nun sorunu. Karşımıza geldiği zaman da görürüz. Bir de şimdi şu yeni CIA başkanı hanıma bakalım. Müzik.
Gina Haspel, CIA'nin yeni direktörü, yeni CIA başkanı. Fotoğrafı ender fotoğraflardan bir tanesi. Çünkü hayatının çok büyük bir bölümünü gizli görevde, yakaları kalkık ve fotoğraf çektirmemek üzerine geçirmiş. Diyenler tarafında görev yaptı deniyor. Sonra fotoğrafı ortaya çıktı. Ama ne? Marifetleri var. Yani kadın direktör falan yok. Hayır. Yani erkekler arasında yetişip erkekler gibi davranmaya devam eden, hatta işkenceyi gayet gözü kırpmadan uygulatabilen bir CIA görevlisi. İşkence şu. 2001 işte 11 Eylül saldırılarından sonra Irak işgali, o aşamalarda Amerika'nın bir kötü huyu vardı. Kendi kafasına göre kötü adam saydığı şahısları dünyanın herhangi bir noktasında yakalayıp dünyanın başka herhangi bir noktasında hükümetlerin izniyle, ev sahibi hükümetlerin izniyle kurduğu hapishanelerde o insanları kapatıp sorguya çekiyor, işkence yapıyordu. Bunlardan bir tanesi, hatta ilk yurt dışı, CIA'nin yurt dışı cezaevi diye saydığı yer Tayland'daydı. 2002'de Tayland'da iki zanlıya CIA yoğun işkence yaptı, terörist oldukları iddiasıyla. Bu operasyonu Gina Haspel yönetti. Bu şahıslar işte Ebu Zübeyde, Ebu Abdül İbrahim El Naşri diye iki kişi çok ağır işkenceden geçtiler. Zübeyde'nin bir ay içinde en az 83 kez su işkencesine tabi tutulduğu, muhtelif kez kafasının duvarlara vurulduğu, başka fena muamele gördüğü, işkence gördüğü teyit edildi. Bütün bunlar videodaydı. Sonra 2002'den sonra Haspel Washington'a döndü ve bir emirle Tayland CIA kanadından bu videoların ve kanıtların yok edilmesini, izlerin kaldırılmasını istediler. Kaldırıldı. İşkence görüntüleri yok edildi. Dosya kapatıldı. Böyle marifetleri var. Kadın CIA başkanı diye anlatılan hikaye bu. Ondan sonra doğrudan işkence, CIA'nin işkence yapmaması gerektiğine inanan bir kesim Amerika var. Ama ancak şimdi Donald Trump gayet destek veriyor işkenceye ve her türlü fena muameleye. Mike Pompeo zaten direktör olarak gayet desteklemekteydi CIA'nin işkence yapmasını. Ve şimdi bir başka işkenceci CIA başkanı olarak görevde. Kadın direktör, kadın direktör ama işkence var mı? Tabii ki var. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra CIA'nin hesap verme ya da vermeme gibi bir tercihi var. Kongre işi sıkı tutup Beyaz Saray hukuka uygun davranmalarını istedikleri zaman, Obama zamanında, ister istemez uyuyorlar. Böyle onlardan daha işkenceci, daha yangına körükle giden Başkan Donald Trump olunca onların zaten istediği de o. Hep beraber nereye giderse oraya kadar gidiyorlar. O yüzden gayet kontrol dışı, hatta Donald Trump'ın yüksek teşvikleriyle daha başka yasa dışı işler. Yasa dışı nasıl? Olay anında yasa dışı olmuyor. Biz yaparsak yasa dışı olmaz diye bir yaklaşım var. Önce yasa dışı olmuyor, fakat sonra günün birinde işte böyle ortaya çıkıyor. Tayland işkence imha edilmişti vesaire diye. Sonra onun hesabı artık soruluyor, sorulmuyor. Sonraki hikaye. Bu arada Avrupa Birliği'ne de bakacağız da bu Tillerson'un gidip Pompeo'nun gelmesinden Avrupa, mesela Almanya hiç memnun değil. Kimse memnun değil. Almanya için veya dünya için işler daha iyi olmayacak diye Almanya'dan Dışişleri Bakan Yardımcısının bir tweet açıklaması var. Rex Tillerson'un kovulması hiçbir şeyi iyileştirmeyecek diye, yani daha da kötüye gideceğine işaret. Evet, bundan sonra işlerin daha da abuk subuk, daha da kötü olmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü Donald Trump yönetimi öyle bir yönetim. Kim tutarsa onun elinde. Ha, bu arada bu daha önemli bir olay. Aslında en az Tillerson'un kovulması kadar önemli bir olay ama bütün olayın gürültüsü içinde kayboldu. Donald Trump çok seviyor böyle gündem değiştirmeyi. Gizli gündem şu. Donald Trump'ın şahsi işlerini yapan bir asistanı vardı Beyaz Saray'da.
Bu şahsın geçmişte yaptığı bir şey ortaya çıktığı için bugün güvenlik şeyi, Beyaz Saray güvenlik kartı iptal edildi ve güvenlik görevlilerinin eşliğinde adam apar topar dışarı çıkartıldı. Herkes Tillerson'da uğraşırken John McEntee, bu şahıs ki Trump'ın en güvendiği, birlikte getirdiği işte birkaç kişiden bir tanesiydi. Trump'ın özel sekreteryası olarak görev yapıyordu. Ne yapmıştı? Ne buldular? Niye böyle apar topar günün sonunu bile beklemeden dışarı attılar? Ve bunun patronuyla bağlantısı ne? Orayı bilmiyoruz. Belki orada daha büyük bir skandal var. O da işin başka tarafı. Donald Trump'ın işleri bitmeyecek. Tamam, Türkiye işine bakalım. Şöyle, mülteciler anlaşması, Avrupa Birliği, Türkiye ve verilmeyen para, yapılmayan ödeme vardı. Şimdi lütfetmiş Brüksel, 3 milyar euroyu vermeye hazırlanıyormuş. Bu da bu ayın sonunda 26 Mart'ta Varna'da, daha önce de anlatmıştık, Türkiye-Avrupa Birliği zirvesi yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Türkiye heyeti ve de işte Avrupa Birliği'ndeki muhatapları Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini konuşacaklar. Bu kapsamda bu görüşmeden önce Avrupa Birliği'nin şu 3,5 milyar euro, 3.7 milyar dolarlık ödemeyi de yapması kendi aralarında konuşulmuş. Şimdiye kadar 3 milyar verildi diyorlar ya da 3 milyar harcanıyor diyorlar. Onun üstüne işte diğer ödeme de yapılacak denmekte ama tabii ki nasıl yapıyorlar, ne yapacaklar, ona sonra da bakmak gerekiyor. Sonra Rusya, bu da yeni bir haber. Biz yayına girmeden önce geldi. Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov diyor ki elimizde bilgi var. Bu bilgiye göre Amerika Şam'daki hükümet merkezini, hükümet mahallesini bombalamaya hazırlanıyor ya da bombalama planı yaptı ve de eğer bu iş yapılırsa ve de aynı zamanda ya da işte Rusların hayatı, oradaki Rusların hayatı tehlikeye girerse karşılık vereceğiz. Genelkurmay Başkanı'nın açıklaması bu. Şam'ı vurmaya hazırlanan Amerika'nın planlarını öğrendik. Karşılık veririz yaparlarsa. Şimdi nedir? Genelkurmay Başkanı diyor ki Amerika bir sahte saldırı varmış gibi önce bunu düzenleyecek. Bu sahte saldırının üzerine de bunu cezalandırmak için Şam'ın hükümet merkezini bombalayacak ve de o hükümet merkezinde diyor Rus görevliler, işte ateşeler, irtibat subayları vesaire var ve de görevlilerimizin hayatı eğer tehlikeye girerse Genelkurmay Başkanı biz de karşılık veririz diyor. Şimdi bu filmi biraz geriye alırsak hatırlarsınız, sürekli Amerika bir daha Suriye'de kimyasal kullanılırsa deyip bir tehdit dizisinde bulunuyordu. Biz de sorup duruyorduk. Kimyasal kullanmalarına gerek yok zaten. Şimdiye kadar kullandıklarında ne yaptınız? Neden şimdi kimyasal hassasiyeti var? Üstelik Guta'yı normal silahlarla bombardıman ederken, uçak kaldırırken bir şey yapılmıyor. Niye bir kimyasal olursa diye bir şart konuyor diye. Belki onun cevabı budur. Rusya Genelkurmay Başkanı'nın laflarından çıkartabildiğimiz bir kimyasal saldırı, sahte bir kimyasal saldırı düzenlenecek. Onun bahanesi de Amerika'ya Şam'ı vurma bahanesi olacak. Peki Amerika Şam'ı vurduktan sonra ne olacak? Bilmiyoruz şimdilik. Amerikan Genelkurmayı ile Rus Genelkurmayı arasındaki bir mesele. Şöyle, S-400 füzeleri konusunda da Rusya'dan bir açıklama var. Vladimir Kosin nedir? Şöyle diyor ki Kremlin'in askeri konulardan temas yetkilisi falan diye geçiyor. Türkiye ile diyor S-400 anlaşmasını 2020'de uygulamaya koyacağız. 2020 başında
uygulamaya konacak. Bu uygulamaya konacak lafı sanki işte teslimat olacak veya kurmaya başlayacağız şeklinde yorumlanabilir. Türkiye diyor S-400 anlaşmasının bir an önce uygulanması için, sürecin hızlandırılması için bizden talepte bulunmuştu. Onun uyarınca bizim de önceliklerimiz arasında, onun uyarınca işte 2020 en erken zaman olarak kayıtlarda ve 2020'de uygulamaya konacak diye bir vurgu var. Bir de Amerikalı bir yetkilinin işte S-400 sorulduğu zaman daha ona vakit var diye yorumunu hatırlıyoruz. İşte S-400 yüzünden Türkiye'ye şunu yapacaklar, bunu yapacaklar diye bir sürü yaygara kopuyor. 2020 efendim, onu söyleyelim. Sonra Filistin meselesi şöyle, Filistin Başbakanı'na bir suikast girişimi oldu bugün yine yoğun gündem arasında. Filistin Başbakanı konvoyla, onu tekrar alalım, Gazze'ye gidiyordu. Gazze'de konvoy geçerken yolun kenarında bir patlama oldu. Çevredekiler amatör kamerayla tabii ki cep telefonuyla kaydetmişler. Kalabalık bir heyette yanında mesela istihbarat başkanı da var ve Filistin Başbakanı Hamdallah. Rani Hamdallah'ın konvoyu, bu konvoyun geçiş noktasında yolun kenarında bir bombalı araç patlaması ve yaralanmadığı, kimsenin yaralanmadığı bildiriliyor. Gazze Hamas'ın kontrolünde, Filistin Başbakanı Fetih tarafından. Fetih adına Gazze ile ilişkiler, işte Hamas'la ilişkiler vesaire için gelmişti. Tabii ki hemen taraflar birbirlerini suçladılar. Hamas suçlandı. Hamas iddiaları reddetti. Soruşturacağını söyledi. Üçüncü bir taraf tabii ki olabilir. Tam hassas noktada ortalığı karıştırmak için güzel bir yöntem. Bilmiyoruz. İşte tepkiler var. Ama böyle bir suikast, evet, ortamı daha da karıştırabilecek bir önemdeydi. Şimdilik kurtuldu, geçmiş olsun diyelim. Irak Başbakanlık açıklaması diyor ki, Kuzey Irak'taki havaalanlarının açılmasına izin veriyoruz. Uluslararası uçuşlara da hava sahasını açıyoruz. 6 aydır, işte Eylül'den beri, Kuzey Irak oylamasından beri havaalanları ve hava sahası kapalıydı dış uçuşlara. Birkaç güne kadar havaalanlarının açılacağını söylüyor Bağdat yönetimi ve bunu bir jest, Kuzey Irak'a Bağdat'ın jesti olarak nitelemişler. Peki ne oldu? Bir pazarlık dönüyordu çünkü, belli şartları vardı Bağdat yönetiminin. Bunların hepsi kabul edildi mi? Tatmin edici bir durum var mı? Aşama aşama kaldırmışlardı ambargoları. Bu da son noktasıydı. Birkaç güne kadar açılacak diyor. Demek ki ikna edici olmuş. Sonra İngiltere'deki casusun zehirlenmesi olayı var. Giderek tırmanıyor. Dünden beri İngiltere bunun Rusya kaynaklı bir kimyasaldan gerçekleştiğini söylüyor ve Rusya'ya mühlet verdiler gece yarısına diye açıklama istiyorlar. Sizin ürününüz olan, sizin üretiminiz olan bu kimyasal İngiltere'ye nasıl geldi? Askeri kullanımı olan bir kimyasal olarak biliniyor. Bu askeri kimyasal sizin tarafınızdan üretildi. İngiltere'de ne arıyordu? Neden Rusya ile bağlantılı bir eski casus hedef alındı diye sert sorular. Gece yarısına kadar mühlet, o bir ultimatum demek ülkeler arasında. İngiltere yarın güvenlik kurulunu toplayıp karşılık için konuşacağını söylüyor. Rusya tarafı, bize numune verin, neden bahsettiğinizi bilmiyoruz, bizden mi çıkmış anlayalım diye numune istiyor. O henüz ortada kaldı. Ne olabilir? NATO'nun 5. maddesini kullanıp toplu Rusya'ya karşı saldırılması gerektiğini savunan bile var. Yani işte Rusya NATO toprağında bir saldırı yapmıştır. Bu saldırı kimyasal saldırı, işte yalnızca o şahıslara değil, bütün İngiliz, işte o bölgenin halkına, mahallenin halkına tehdittir.
yasa dışıdır. Bu bir savaş saldırısıdır. O yüzden 5. madde uyarınca NATO'nun da toplu karşılık vermesi gerekir diyenler var. Amerika'nın içinde bunun açık açık, hatta Beyaz Saray'ın içinde bile veya Pentagon'da tartışılmış olabileceğini öngörmekteyiz. Böyle bir ortamda gergin bir bekleyiş var. Durum iyi değil İngiltere, NATO ve Rusya açısından. Bangladeş Hava Yolları'nın uçağı, özel hava yolunun uçağı Nepal Katmandu'ya iniş sırasında düşmüştü ve görgü tanıkları uçağın beklenmedik bir şekilde dengesinin kaybolduğunu, sonra iniş sırasında sonra da düştüğünü anlatmışlardı. O kazanın kuleyle pilotlar arasındaki, evet bu da kaza anı, kuleyle pilotlar arasındaki görüşmelerine bakıldı ve pilotlarla kulenin birbirini anlamadığı anlaşıldı. Yani evet teknik olarak İngilizce konuşuyorlar fakat kulenin de kendi aralarında bunlar ne yapıyor, söylediklerimizi anlamıyor gibi ifadeler kullandığı anlaşıldı. Kulenin kaydı var. Hayır dön diyorum, dön falan gibi. Dön komutunu kulenin anlamaması pilotun, böyle bir durum var. Kazada 71 kişi vardı uçakta. 49 kişi can vermişti. Ve mesela pilot iniş iznimiz var mı diye tekrar soruyor. O sırada kule hayır dön diyorum diyor. Böyle bir birbirlerini anlamama durumu. Bu dünyanın birçok noktasında maalesef yaşanan bir durum. Aynı zamanda inişe geçmek için uçağın uygun açıda olmadığı biliniyor. Buradan da bile fark ediliyor. Yani o pist zaten dünyanın en korkunç kötü pistlerinden bir tanesidir. Fakat orada uygun açıyla gelmediği gözle bile görülmekte ve kule ısrarla soruyor. Yaklaşmanız düzgün mü? Düzgün yaklaştığınızdan emin misiniz diye. Kulede pilot da evet deyip duruyor ama neye evet dedi, ne anladı, nasıl anlaştılar, anlaşamadılar. İşte sorun da bu ve maalesef kaza. Bu da bir durum. Le Pen'e bakalım. Aslında dünün haberi ama eksi devam eden bir haber. Marine Le Pen'in partisi vardı, Ulusal Cephe diye. Şimdi bu Ulusal Cephe Partisi'ni bir başka isimle, ulusal miting, ulusal topluluk, ulusal birlik falan gibi bir isime dönüştürüp başka bir amblem kurmayı düşünüyor. Rassemblement National, RN adlı partiyi tekrar canlandırdığı söyleniyor. Şimdi RN diye bir parti evet vardı. Ne zaman vardı? 1941-42'de vardı. Nasıl? Alman Nazileriyle işbirlikçi Fransızların kurduğu, Fransa'daki işbirlikçilerin Nazi özentisi partisiydi. Bu da onların toplantısından bir görüntü. Bayrakları var. Amblemleri tam gamalı haç değil fakat ona çok benzer. Bayrak katlandığı zaman zaten gamalı haç gibi duruyor. Açıldığı zaman başka bir şey gibi duruyor. Gamalı haç benzeri türevi bir amblemi olan partiyi şimdi Marine Le Pen Fransa'da yeniden canlandırdı. Açık açık nazilik, faşistlik yetmemiş, daha tarihi köklere sahip ve doğrudan Almanya nazizmiyle bağlantılı bir parti olacağını ilan ediyor. Yeni partinin amblemini henüz ilan etmediler ama işte yine ona benzer bir şeyler olacağı düşünülmekte. Nedir? Fransa'da bu partiye oy verenler var. Güçleri hala var. Macron kadar güçleri var. Macron sırf bunlar gelmesin diye diğerlerinin oylarıyla seçilmişti. Fransa'da ve de Avrupa'nın toplamında büyük bir faşist aşırı sağ yükseliş var. Muhtemelen bugün çarşamba değil mi? Bugün salı, yarın çarşamba. Çarşambası küresel oyunda bu konuya da değineceğiz. Avrupa'daki aşırı sağ faşizmin yükselişi ve tabii ki Türkiye'ye ve Avrupa'daki Türklere etkisi önemli bir konu. Sonra bunu daha önce anlatmıştık. Tekrar ısınıyor. Hatırlatalım. Brexit sonrası Cebeli Tarık'ın statüsü. Cebeli Tarık İngiltere'de. İspanya diyor ki İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktığı zaman Cebeli Tarık da bize düşer.
İngiltere'nin bütün donanmasını ve kraliyet noktasını hareketlendiren bir iddia. Şimdi tekrar İspanya bu işi izlemeye başladı. Diyorlar ki Cemil Tarih'in statüsünü de İngiltere ile Brexit kapsamında görüşebiliriz. Bu ne demek? İngiltere'ye şantaj yapacaklar. Çıkış için bir sürü şart koyacaklar. Bir tanesi de Cemil Tarık olacak ki İngiltere bu konuda savaşabileceğini bile söylemişti. O ortam tekrar canlandı. Onu da hatırlatalım. Başka vaktimiz var mı? Kısa Yunanistan'da anlatalım ve bitirelim. Süremizi idealik kullanıyoruz. Yunanistan'daki o sahaya girme olayı, sırf kulüp başkanının işte belinde silahla girmesi, o yalnızca buzdağının görünen kısmı. Yunan futbolunun siyasetinden daha beter biçimde skandallara ve fraksiyonlara, kliklere ayrıldığı ve büyük bir yolsuzluğun ve kokuşmuşluğun yaşandığı bu vesileyle ortaya çıktı. Zaten ligler tatil. Şimdi işte hükümet, herkes anlaşsın, bu işlerden vazgeçeceklerine söz versinler vesaire olsun, sonra yeniden ligleri başlatalım diyorlar. Fakat olayın FIFA boyutu da var. FIFA böyle sahaya falan girilmesinin doğrudan mesela o takımın, ilgili takımın küme düşürülmesi gerektiğini söylüyor. Sonra Yunanistan'ın işte kupalara, Avrupa kupalarına vesaire katılmasının yasaklanması var. Dolayısıyla Yunan futbolu, Yunan siyaseti gibi sancılı. Bu arada İngiltere casus zehirlenmesi hikayesini söyleyip duruyoruz. İngiltere futbol takımını Moskova'ya yollamama falan gibi şeyleri de düşünüyor. Yani Dünya Kupası şimdiden tartışmalı hale geldi. Neyse, onu sonra konuşuruz. Bugün Salı, yani Çarşamba küresel oyun var. 21'de buluşacağız değerli kadromuzla birlikte. O zamana kadar hoşça kalınız.